Devasa bir güneş enerji santrali var burada. Neden çatınıza bir güneş enerji sistemi kurma fikrine geldiniz? Yani Devasa ve İnverter grubu söz konusu. Yap işlet devret modeliyle bu santrali kurduk. Evet. Bununla ilgili bir çerçeve çizer misiniz bize? Nasıl bir sistemdir bu? Devasa santrali gezerken Sol Planet inverterlerinin Çin'deki merkezinden gelen misafirlerimiz de vardı burada. Sol Planet inverteri neden almalıyım sorusuna yanıtlar arıyoruz mesela. Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Çerkezköy'den sesleniyorum. Uğurtex firmasının çatısındaki devasa güneş enerji santralini sizlerle paylaşacağız. Burada odak noktamız arkamızda görmüş olduğunuz 17 adet 110 kW'lık inverter serisi. Devasa bir güneş enerji santrali var burada ve arkamızda da şu an sistem test ediliyor. Bu konuyla alakalı kullanılan inverter Sol Planet markasının 110 kW'lık serisi. Bu seriyle alakalı Mehmet Bey bize çok detaylı bilgiler verecek. Öncelikle Mehmet Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Kendisi Sol Planet'in Türkiye Teknik Sorumlusu. Hoş buldum Kerem Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, biz evdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün arkamızda görmüş olduğumuz bu santralle alakalı sizden bayağı bir bilgi almak istiyoruz ve bu bilgileri alırken de aynı zamanda 110 kW'lık inverter özeline de biraz girmek istiyorum. Diğer inverterlerden ayırt edici özellikler, sadece bu invertere özgü teknik özellikler nelerdir? Bunlara sizlerle birlikte değinmek istiyorum. Mehmet Bey, 110 kW'lık inverterlerin ayırt edici özellikleri nelerdir? Bu seriye diğer serilerden ayıran özellikleri bize anlatır mısınız? Tabii ki Kerem Bey. Şöyle ki, 110 kW'lık invertörümüzde de yeni Sol Planet'in pazara çıktığı motto ile devam ediyor. O da şu, %150 DC yüklenme gücü, IP66 koruma sınıfının olması, invertörün ayrıyeten Phoenix Contact DC konnektöre sahip olması ve her bir MPPT'nin 32 amper giriş akımına sahip olması, invertörün çalışma voltaj uyanma geriliminin 200 ile 250, çalışma voltaj geriliminin de 250 ile 1100 volta sahip olması, ayrıca invertörde 10 MPPT olması, invertörün de ekstra olarak 120 kW üretim gücüne de sahip olması. AC tarafta güç artışı da aslında yapılabiliyor bu evet, cihazda, doğru invertörde mu? Yapılabiliyor %10 kadar. Anladım. Peki Phoenix Contact'tan bahsettin. Özellik, ben o konuya çok önem veriyorum. Kablolama konusu çok basite indirgeniyor ama bu tarz devasa santrallerde bir bakıyorsun kablodan dolayı problemler yaşanmış. Bu Phoenix Contact'ın diğer konnektörlerden farkı nedir? Şöyle Kerem Bey, Phoenix Contact MC4'ten ayıran özellik şu, herhangi bir sıkma pensesine ihtiyacımız yok. Herhangi bir elle müdahale ihtiyacımız yok. Sadece DC kablonun konnektöre bağlantısı olacak şekilde izole kısmının soyulup klik özelliğinin olarak monte edilmesi ve işleme alınması bizi ayırt eden özellik. Bundan dolayı biz zaten invertöre user friendly diyoruz. Yani kullanıcı dostu. Her invertercide zaten bu tarz bir konnektör yok. Standart, çok klasik MC4 adı verilen konnektörlerle geliyor. Tabii ki o konnektörlerle de piyasada birçok uygulayıcı kendileri penseyle işçilik yaparak, daha fazla işçilik yaparak bunu yapıyorlar ama burada hataları da minimize etmek için önemli bir detay aslında. Evet, çok haklısınız. Bundan dolayı biz invertör giriş konnektöründe ark oluşma özelliğini minimize etmiş oluyoruz. Çünkü biz herhangi bir sıkma pensesi kullanmıyoruz. Yanlış bir işçilik yapmış olmuyoruz. Sadece kesit alanına kadar izolasyonunu soyup invertörü kablonun montajını sağlıyor. Uygulama açısından da kolaylık sağlıyor çok, uygulayıcısına. Evet, çok kolaylık sağlıyor. Bir diğer özelliğe gelecek olursak, invertörümüze biz herhangi bir haberleşme adresi girmiş olmuyoruz. Sadece invertörümüzün şebeke kodunu girerek invertöre start vermiş oluyoruz. Bu çok önemli bir konu ama küçük bir detay. Önemli konu şu, EPC firmalarının ya da yahut invertörü alan yatırımcının çalışanı, teknik elemanı bir invertörü devre almak için 5 dakikasını ya da 10 dakikasını ayırmış olmayacak burada. Sadece invertörlerin doğru kablo bağlantısını yaparak gerektiğinde dongle varsa eğer sistemde, eğer dongle yoksa AI logger varsa sadece AI logger ve dongle'a devre alma zamanını ayırarak sahada işlemini yapıp ayrılmış olacak. Tam olarak bu uygulama kolaylığı, devreye alma kolaylığı demişken sizin bildiğim kadarıyla bir çağrı merkeziniz de var teknik tarafta. Müşteriler ya da EPC firmalarının teknik personelleri arıyorlar bu çağrı merkezini ve oradan destek alabiliyorlar. Kurulumlara birebir yardımcı olabiliyorlar. Doğru mu? Kesinlikle çok profesyonel bir çağrı merkezine sahibiz. Profesyonel bir şekilde ilerliyoruz. EPC firmaları çağrı merkezine kayıt oluşturuyor. Kayıt oluştuktan sonra işlem anında çözülmüş oluyor. Gerektiğinde merkezden destek alınmış oluyor. Tam profesyonel bir şekilde çağrı merkeze ilerliyoruz. Söyleyebilirim. Burada gönül rahatlığıyla. Bildiğim kadarıyla kendi bünyesinde de böyle bir çağrı merkezi sistematiği kurmuş
müşterilerin kayıtlarını sistematik bir şekilde tutan, görüşmeleri kayıt altında tutan bir çağrı merkezi çok fazla yok. Çünkü Kerem Bey, satış sonrası hizmet bizim hassas noktamız. Bu noktada da çağrı merkezimiz çok profesyonel bir şekilde ilerliyor. Çağrı merkezimiz müşteriden gelen talepleri case oluşturarak kayıt altına alıyor. Biz böylelikle hangi case'in hangi sürede sonuçlandığını, bir aksaklık var mı kendi aramızda bunun tespitini de yapmış oluyoruz. Ayrıca çağrı merkezimiz müşterilere Happy Call'da destek vermiş oluyor. Happy Call geri dönüş yapıp her şey yolunda mı diye sormak. Kesinlikle bunu belli periyotlarla yapıyor ki gelen geri dönüşte müşterilerin çoğunun memnun olduğu ve servis hizmetinden memnun kaldığı görülmekte zaten. Yani biz satış sonrası hizmete Sopranet olarak çok önem veriyoruz. Kesinlikle. Ben de hep teknik tarafta çalıştığım için inverterde satmak önemli ama sattıktan sonra da o müşteri memnuniyetini, gerçek müşteri memnuniyetini sağlayabilmek önemli. Sizin de bu konuda böyle çaba sarf ettiğinizi görmek güzel. Umarım diğer inverter firmaları da benzer yapılanmaya gidebilirler. Mehmet Bey, peki bu kadar cihaz, burada 17 tane 110 kW'lık inverterden bahsettik. Bunlar birbirleriyle nasıl haberleşiyorlar? İnternete veriyi nasıl gönderiyorlar? Şöyle Kerem Bey, invertörlerimizin daisy chain yani papatya dizilimi haberleşme özelliği mevcut. Yani böyle nedir bu özellik? Bu özellik şöyle, RS-485 haberleşme protokolünden invertörler arası uygun kablo modeli seçilerek bu model için biz genellikle tam destek verdiğimiz için ve sahadan tecrübe edindiğimiz için biz RS-485 kablosunu tercih ediyoruz son kullanıcılarımıza. Bu kablo kullanıldığında invertörlerin haberleşme konnektörler arasında seri dizilim şekilde, atlama yapılacak şekilde haberleşme montajı yapılarak burada 12 tane invertör olduğu için ve hepsinin tek bir cihaza toplanacağı için Logger cihazımız kullanıldı, AI Logger. Bunlar AI Logger'a seri bağlandı ve ayrıca burada hava istasyonu mevcut. 2 adet hava istasyonu. Hava istasyonu dediğin işte güneş, ışınım değeri, sıcaklık değeri. Evet. Verilerini elde ettiğimiz sensörler. Evet, bu sensörler kullanıldı burada. 2 farklı cephe mevcut çatıda doğu batı ekseni olarak. 2 farklı sensör Logger cihazımızla ve invertörler Logger cihazımızla haberleştirilip online edildi. Bunda da müşteri dediğim gibi invertöre çok bir zaman ayırmadı. Sadece kablo montajını yaptı. Modem üzerinden de AI Logger'ın parametrelerini set edip sistemi online etmiş olduk herhalde. Peki şey sormak istiyorum. Bu sistemi izlemeyi ayağa kaldırdıktan sonra uzaktan cihazlara müdahale etme, işte yazılım güncelleme veya açma kapama gibi fonksiyonları yerine getirebiliyor musunuz? Yoksa müşteriden ziyade onları siz mi yapıyorsunuz? O süreçlerden biraz bahseder misin? İki tarafı da yapabiliyoruz. Müşteri de kendisi yapabiliyor. Tabi burada EPC firmasına biz gene öncelikle veriyormuş oluyoruz. Kendimiz de gerektiğinde parametre düzenlemesi yapıyoruz. Ama biz işlemi daha sağlıklı yapmak adına, müşteri memnuniyetini daha hızlı vermek adına çağrı merkezimizle ve biz bu işlemleri yatırımcımız için yapmış oluyoruz. Buradaki önceliğimiz hatayı minimize etmek, alışabilecek durumu minimize etmek. Bu parametreler özetle İki taraflı kontrol edilebiliyor Kerem. Anladım. Yani sahaya gelmeden de aslında yapabileceğimiz kontroller ve müdahaleler var bu cihazlarla alakalı. Bu da önemli bir detay. Kesinlikle. Çünkü çoğu zaman böyle şehirlere yakın noktalarda kurulmuyor. Dağ başlarında, devasa santrallerde de kurulduğunda her seferinde oraya gitmek çok büyük eziyetti her zaman bizim için. Kesinlikle. O anlamda avantaj sağlayan bir durum oluşturmuş. Çok haklısınız. Bu noktada dediğim gibi hizmetler çağrı merkezimiz ve bizde yapılıyor zaten. Bunda da gayet memnunlar. Çünkü 80 tane invertörün tek bir lokasyonda olduğunu düşünürsek, her bir invertöre 5 dakika ayıracağımızı düşünürsek yaklaşık olarak 3 saatimiz, 4 saatimiz gitmiş olacak. Biz Sopranet olarak bunu minimize ettik. Çünkü dediğim parametreyi girmiyoruz. Sadece şebeke kodunu seçmemiz gerekiyor. Bu işlem yapıldıktan sonra, düzgün kablo işlemi yapıldıktan sonra AI Logger'ımıza devre alma işlemi gerçekleşmiş oluyor. Sadece invertör ve Logger devre alınmış oluyor. Ama önceliğimiz haberleşme cihazını devre almak. İnvertörü değil. Çünkü invertör her türlü üretime geçmiş oluyor zaten. Anladım. Çok teşekkürler. Şimdi bütün bu anlattıklarına istinaden bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Hani sen Sopranet'te çalışmadığını düşünelim. Dışarıdan birisisin ve Sopranet inverteri neden almalıyım sorusuna yanıtlar arıyoruz mesela. Ne dersin bize, insanlar niçin Sopranet almalı? Ben dilerseniz bu işlemi iki şekilde ele alayım. Bir EPC gözüyle ve bir de yatırımcı gözüyle. Tabii ki. EPC gözüyle ele alacak olursa benim önceliğim sahada arayacağım zaman. Bundan dolayı ben Sopranet'i tercih edersem sahada devre almada zamanından kazanım yapmış olurum. İkinci bir durum, invertör montajını yaptığımda sahada kazanım yapmış olurum. Çünkü DC konnektörüm zaten Phoenix Contact ve bu MC4'ten açık açık söyleyecek olursak daha kaliteli bir konnektör. İşçiliği çok basit. Benim zaman ayıracağım bir durum söz konusu değil. Ayrıca EPC gözüyle bakacak olursam
inverterin user friendly olması benim tercih edeceğim özellik. Bir diğer daha özellik daha söyleyecek olursak invertörlerin haberleşme yöntemleri. Mesela tek bir dongle'la 5 tane invertörü haberleştirebilirim gerektiğinde yahut gerektiğinde 80 tane invertörü AI logo'la haberleştirebilirim. Ayrıyeten 6 megawattlık öz tüketim çözümünü logger'dan sağlayabilirim. Bu da beni öne çıkaran özellik. Ben şimdi yatırımcı gözüyle bakacak olursam invertörün verimliliği gayet şeffaf bir şekilde yatırımcılara paylaşılıyor. İnvertörün üretim verimliliği piyasalayacak olursak %99 üretim verimine sahip ve bu da TopPlanet'i ciddi bir şekilde ön plana çıkarıyor. Ayrıyeten de kullanım kılavuzunun ve izlemesinin basit olması yatırımcı gözünde TopPlanet'i öne çıkaran özellik. Yani en önemli özellik invertörün üretimi. Olabildiğince hem son kullanıcının, yatırımcının hem de EPC firması dediğimiz bu anahtar teslim iş yapan firmaların aslında işlerini kolaylaştırıcı birçok şeyi TopPlanet'te bulabilirler. Kesinlikle. Aslında bu söylediklerinizi böyle bir özetlersek yanlış söylemiş olmayız, doğru mu? Çok haklısın. Mehmet, peki servis tarafıyla alakalı bize ne söylemek istersin? Bu konu önemli bir konu. Herkes satış diyor ama satış sonrası da önemli. Servis, oradaki hizmet, oradaki çağrı merkezi yapısı, bu konuda bize söyleyeceğin özel noktalar var mı? Var Kerem Bey. Şöyle ki ekibimizi büyütüyoruz. Ayrıca işlerinde çok profesyonel olan partnerlerimiz de mevcut belli lokasyonlarda. Onlardan da hizmet alıyoruz. Çağrı merkezimiz zaten keza profesyonel bir şekilde ilerlediği için TopPlanet tercih eden müşterilerimiz bu gibi ayrıcalığı elde etmiş oluyorlar. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun bilgiler için. Bizi burada ağırladığınız çok keyifli, güzel bir video oldu bence. Bilgi anlamında da insanları doyurucu bilgiler videonun içerisine her zaman koymayı çok seviyoruz. Sizin de burada olmanız bunu sağladı. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim Kerem Bey. Çerkezköy'de devasa santrali gezerken SolPlanet inverterlerinin Çin'deki merkezinden gelen misafirlerimiz de vardı burada. Onları da hazır gelmişken, yakalamışken birkaç kelam etmek istedim açıkçası. Neden buraya geldiklerini soracağım. Cihazlarla ilgili görevlerini soracağım onlara, kısaca bilgiler alacağız. First of all, welcome to Turkey and can you explain why you come to Turkey for inverters? 我们来到这边的话是可以，一是可以去看到更多的一个我们机器工作的一个现场，我们也可以去积累更多的经验，去改善我们的产品。然后还有呢，就是我们可以来到这边，可以给我们的顾客，包括我们的安装商去做一个培训，让我们的安装更加规范，让我们的地面继续更好的工作。 Evet, bu ekibi yanımızda bulmuşken ülkemizi neden ziyaret ettiklerini de kendilerine sormak istiyorum. Thank you so much. Orhan Bey yanımızda. Sağ olsunlar bizi misafir ettiler burada. Çatıda gerçekten çok güzel bir sistem var ve aşağıda da 17 tane 110 kW'lık devasa ve inverter grubu söz konusu. Ta en başından başlayacağız ve neden güneş enerjisi yaptırdınız, memnun musunuz? Aklımıza gelen ne varsa soruyor olacağız. Öncelikle evet. Hoş geldiniz Orhan Bey. Bizi burada ağırladığınız için teşekkürler. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Şirketteki görevinizi öğrenebilir miyiz öncelikle? Evet. Ben şirkette yönetim sistemleri ve makine enerji müdürü olarak çalışmaktayım. Yönetim sistemleri tarafında özellikle sürdürülebilirlik çalışmalarını yönetiyoruz, takip ediyoruz, raporluyoruz. Makine enerji bölümünde de adı üstünde bakımlarımızı ve enerji verimliliğini takip ediyoruz. Dolayısıyla bu GES de her iki tarafa da hizmet eden bir uygulama. Kesinlikle. Ben ilk etapta ve ilk sorum bu olsun isterim. Neden çatınıza bir güneş enerji sistemi kurma fikrine geldiniz? Yani sizi buraya getiren şey neydi? Öncelikle oradan başlamak isterim. Çünkü biz hem çalıştığımız müşteriler olsun hem biz şirket olarak da hedefimiz sıfır karbon hedefine ulaşmak. 2030 yılında %50 azaltmak, 2050 yılında da sıfırlamak. Dolayısıyla bizim bu hedeflerimize paralel olarak GES güneş enerji santrali kurmayı düşündük ve kurduk. Siz de ön görüşme yaptığımızda şey demiştiniz bana. Dikkatimi çekmişti. Yap işlet devret modeliyle bu santrali kurduk. Evet. Bununla ilgili bir çerçeve çizer misiniz bize? Nasıl bir sistemdir bu yap işlet devlet sistemi? Birlikte çalıştığımız, daha doğrusu teklifler aldık öncelikle. Bunlar içerisinde en mantıklısı veya bize uygunu yap işlet devlet oldu. Burada da TRES firmasıyla çalıştık. Belli bir yıllığına onlar bize normal fatura ediyorlar. Yani organize sanayi bölgesindeki faturada kilowatt fiyatı neyse onun üzerinden fatura ediyorlar belli bir yıl anlaşmamıza göre. Ve bu yıl bittiğinde de GES santrali bize devrolacak. Tamamen bizim olacak. Aslında çatıdaki GES yatırımını o firma yapmış oldu. Evet, evet. Belli yıl size aynı OSB'deki fiyattan
enerji satışı yapacak. O süre dolduktan sonra da çatıdaki sistem, o sistem size bizim kalmış olacak. Ve bu süre boyunca da tüm bakımı, arızası, temizliği bu firmaya ait olacak. Kesinlikle bu taraf da çok önemli. Sorularımdan bir tanesi de oydu. Yeri gelmişken hatta şimdi soracağım unutmadan. Orhan Bey, genel olarak ülkemizde sistemlerin satış sonrası süreçlerine çok ehemmiyet verilmiyor maalesef. O konuda bir soru sormak istiyorum size. Bu sistemi kurdunuz. Belki paneller, kablolama, inverter tarafında problem çıkmış olabilir. Evet. Aklınıza takılan sorular olmuş olabilir. Telefonla hemen ulaşabileceğiniz muhataplarınız var mı? Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Yap işlet devlet şeklinde yaptığımız için bu yaptıran firmanın sorumluluğundaydı bu eksikliklerde. Fakat onlar da çok hızlı bir şekilde, işte örnek veriyorum, inverter firması Solpanet'te bir inverterde sorun yaşandığında telefon ettiler ve servis geldi. Herhangi bir sıkıntımız olmadı bu konuda. Bu önemli bir detay. Satış sonrası yıllarca çünkü duvarınızda asılı kalmış inverterler, çatınızda yıllarca montelenmiş paneller olacak ve telefon ettiğinizde karşınızda bir muhatap bulabilme, cevap alabilme ve doyurucu bir cevap, problemi çözmeye yönelik cevap alabilmek önemli bir detay. Bunu duyduğuma sevindim açıkçası. Sistemle ilgili ekranda da görüyoruz. Çok da güzel bir çekim olmuş. Biraz bundan bahseder misiniz? Ne kadar panel var? Ne kadar şirketin enerji ihtiyacının ne kadarını kapsıyor? Ne kadarı güneşten geliyor? Toplam kurulu gücümüz 2 megawatt peak. Yani tam öğlen güneş, tepede dikken ve temizlikler varken 2 megawatt peaklik bir enerji sağlıyor bize. Şu anda şirketin kullandığı elektriğin %20'sini biz GES'ten karşılayabiliyoruz. Şirketiniz tekstil üzerine bir firma. Tekstil. Ve çok ciddi enerji sarfiyatlarınız var. Belki de bu sistemin ikinci fazı, üçüncü fazı belki düşünceniz olacaktır ileride. Evet, ilerleyen zamanlarda. %20 çok cüzi bir rakam. Evet, bu kadar devasa bir güneş paneli yerleşimi olmasına rağmen buradan şeyi algılayabiliyoruz. Burada çok fazla elektrik harcanıyor fikri. Evet. Ortaya çıkıyor. Yurt dışına ihracat yapıyor musunuz? Evet, yapıyoruz. Bizim %70 oranında yurt dışına ihracatımız var. Özellikle yurt dışına ihraç edilecek ürünlerin üretilmesi esnasında fosil yakıtlardan mı üretildi, yenilenebilirden mi üretildi diye bize sorulmaya başlanacak. Ülkemizdeki birçok firma da bu soruyla karşı karşıya kalacak. Ona göre de farklı gümrük vergileri ödeme durumunda kalacaklar. Evet. Siz herhalde bunu da öngörerek bu yatırımı şimdiden başladınız. Genel çerçeve olarak ilerisi için ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu senaryo hayata geçtiğinde. Şimdi şöyle, biz %20'sini direkt kendimiz üretiyoruz. Fakat satın aldığımız %80 elektrik de yine yenilenebilir enerji sertifikalıdır. Ve müşterilerimiz istediği zaman da bu sertifikayı onlara veriyoruz. Sunabiliyorsunuz. AYREK sertifikası diye geçer. Aha. Yani aslında bizim kullandığımız bütün enerji %100 yenilenebilir enerjidir. Bu bence çok kıymetli bir bilgi. Evet. Buradan da bu konuyla ilgili aslında bir çağrı da yapmak lazım. Özellikle sanayi kesimi güneş enerjisiyle bir an evvel tanışması gerekiyor ki bunu sadece Avrupa'ya ürün satarken vergi muafiyetleri ya da indirimli vergilendirmeden dolayı değil, bunu bir karbon nötr, bu bir yaşam şekli, bu mantaliteye bir an evvel geçmemiz gerekiyor. Sanayiden başlayıp evlerimize kadar inen bir yapıda tamamıyla karbon nötr yaşama mantalitesi aslında önemli dünyamız için. Kesinlikle öyle. Yani şu günlerde sıcaklıklar ortada. Aşırı sıcaklıktan dışarı çıkamıyoruz. Bir yanda da yoğun miktarda yağmur yağışlarıyla birlikte, yani herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi gerekiyor. Yani sırf müşteriler istiyor diye değil, herkes bireysel olarak mutlaka bunu talep etmeli. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Bizi burada ağırladığınız için de ayrıca çok teşekkürler. Bol kazançlı günler, yıllar dilerim size. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.